köyüne gidecek misin? Annelere söyledi. Sabah 7.30'da çıkartacağım, ben gönderirim seni. Olur. Ha, yok. O saatte zaten Esra da uyanık olmaz. Akşam erken yatarsa kalkabilirsin. Ne? Tamam. Bizim anne böyle.
Mor yeri. Aşağı in. Soğuk aşkım, hasta olma diyor. Sonra bir şey yapalım da oldu söyledi. Çağırma.
Niye kapattın? Alo. Aç. Ya tamam tamam sen aç. Tamam. Çabuk. 5 dakika sonra geliyorum. Geleceğim. Tamam. Bekliyorum şimdi göreceğim. Anlayacak mısın?
susuza kapıldı. Kötü düşünmek yok, tamam. Tamam abi, çok sağ ol. Şimdi gidip fındık kıran yılanın deliğinden çıkar. Çok iyi bak. Allah'a emanet olun Sedat Bey. Annem hangisiye mi oturacağım? Tamam, dikkat et. Kitabın ilk kapağına yanlış yaptığın soruların sayfalarını yazdım. O ilk kapak var ya, ilk açıyorsun, orada sayfa sayıları var. O sayfa sayılarına bakar bakar yanlışlarını düzeltirsin, tamam mı? Zaten bitti galiba kitap, değil mi anneciğim? Şimdi gidelim lan artık bebek. Buzu hazırlan, şirkete gidiyoruz. Senin o avukatı Zülo da gelsin. Tamam mı? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacaksın bana. Bugün bu saate kadar sakladığını bilmem gereken ne var ne yok dinleyeceğim. Anlaşılıyor.
Abi sağlar mı? Hepsi geçecek. Merak etme, tamam. İnşallah. Biraz dinle. Yüzün rengi kaçmış. Allah korusun, hasta olursun. Anne aslında hala şey çıkalım diye. İzninizle Gülcan. Tabii ki yavrum gittiğinden yoruldum. Feride Hanımcığım, sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa dön diye seslenmemiz yeter. Tabii tabii, sağ olun. Kimseyle konuşmuyor mu anne? Neyi söyleyeceksiniz? Birkaç parça şey aklıma geldi de. Dedim keşke onu da sıra taşıntısını korsaydık diye öyle kendi kendime konuşuyordum. Test sonucu için aramadılar daha. Peki nasıl oldu mu? Yani evet, aramalarıyla olmadı çoktan. Ben de anlamadım. Beni ne kadar kaldırabileceğini düşünüyorsun. Aşağıda bir sürü tantana vardı. Sesimi çıkaramadım ama. Al bakayım. Ara kıyını. Sesini de aç. Ben de duyayım. Ya da bana adam gibi anlat. Hamile miymişsin, değil miymişsin? Görüyor musun?
şey oldu. Aslında aradılar anne de. Aşağısı çok karışık diye ben sana söyleyeyim. Yani eğer ben söyleyecektim aradıklarını. Neymiş? Hamile miymişsin? Değil miymişsin? İyi günler. Ben Feride İpekoğlu, Nalan Koroğlu'nun annesiyim. Bu sabah gebelik testi için gelmiştik. Sonuçlar çıktı mı acaba? Çıktı. Peki kızımla paylaştınız mı sonucu? Zorunda kaldım da bana da söyleyebilir misiniz acaba? O ne demek? Hanımefendi siz konuşmayı takip edemiyorsunuz galiba. Telefonlara bakmaktan annesiyim diyorum. Ya bana ne sizin ağzı mahremetin sen ya? Annesi arasında mahremiyet olurmuş. İyi tamam söyleme söyleme sana kalmadım zaten ben. İlla bana çözeceksiniz her şeyi. Merim yapmaz. Çünkü aslında düşündüğünüz kadar çaresiz değilsiniz. İlk duyduğunuzda kulağa biraz rahatsız edici gelebilir. Ama dediğim gibi tek yol.
Durumdan tamamen kurtulmak değil ama en az zararlı kurtulmak diyebilirim ben de. Peki neymiş? Sedat Bey'in tutuklu yargılanma kararıyla karşı karşıya kalmasının tek sebebi kağıt üstünde şirket sorumlusu olarak kendisinin görünmesi. İşte biz o ismi değiştireceğiz. İşte nasıl olacak? Başka birini tedavi edeceksiniz Rafet Bey. En az oğlunuz kadar önemli. Halkın size yakınlığı da tanıdığı, en yakın olmasına rağmen adaleti teslim ettirebileceği bir kişi seçmeniz gerekiyor. Ve biz mahkemeye diyeceğiz ki asıl sorumlu Sedat Bey değil bu kişi. Şu anda Sedat Bey'i kurtarmanın ve Koroğlu ailesinin adını temize çıkarmanın tek yolu bu. Ve bunu bir an önce yapmamız gerekiyor. Hayırdır yavrum, ne oldu? İçim sıkıldı. Odada duramadım. Haklısın anneciğim, valla ben de hiçbir yerleri sağlamıyorum. Hadi gel biraz dertleşelim biz seninle. Sen baktın hanım. Kim geldi ki acaba? Orası Sedat Koroğlu ne? Evet buyurun. Kendisi şu an evde mi? Çaremiz yok.
Muhafet hakkı bir polis geldi. Sedat'ı sordular. Savcılıktan elimize bir kağıt verdiler. Sedat'ın bir an önce savcılığa gitmesi gerekiyormuş. Ne yapacağız biz Muhafet? Bir şey yap Allah'ını seversen. Tamam Gülcan, sakin. Sakin olun. Daha da yanında. Muhafet ne olur bir şeyler yap. Benim çocuğuma ne olacak Allah'ını seversen. Vallahi delireceğim ben, ne olacak ha? Ya Gülcan, biz de bu konuyu bazı kararlar almak zorundayız. Sakin ol. Böyle panik yapma. Bak, o kızı da sonra panik yapacaksın. Tamam Rafet. Senden haber bekliyoruz o zaman, tamam mı? Biz çalışıyoruz o zaman. Hadi selametle inşallah yarabbim. Gelmiş. Bu zaten olacaktı. Şimdi üzülmek yerine çözüme odaklanmalıyız Zatet Bey. Bir an önce kararınızı verin. Sorun olsun ben onu. Ferhat'la bir not olup sen yapabilirsiniz. Kimin olacağını da ben karar vereceğim. Bu gece bu konu düşünecek. Evet. Toplantı bitmişti. Çıkarırsınız. Zencefil pasta dediğin zannet. Bir de gebelik testi istiyorum bir tane. En tesir olanından. Niye gülüyorsun? Komünü mü yiyecek? Size gülmedim. Niye sırıttın o zaman? Vermişken iki tane vermişim ben. 70'imden sonra anne olacağım da. Garanti olsun. Bakalım. Okuyacağım kendime hamile miyim, değil miyim? Yani işi şansı bırakmayayım diyorum. Ne kadar? 245'te. Buyurun.
Kötü bir şey olacak ondan sonra. Ne yapıyorsun ya? Buyurun Sedat Bey. Ben ineyim. Siz geçin. Buyurun. Siz kendiniz sürün. Buyurun gel. Ben tamam sizi anlıyorum. Şu an tepkisiniz. Tanıksınız. Anlıyorum sizi ama ben de insanım değil mi? Yani sizden çok bir şey beklemiyorum. Benim size gösterdiğim saygımın onda birini gösterseniz yeter. Yani sevmek zorunda değilsiniz. Ben kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama yani bu kadar da üzerime gelmeyin bence. Yok ya kusura bakma. Sinirim bozuk. Şimdi gerilince böyle oluyor adam. Devam edebiliriz. Kaybedersin lan aptalıyım.
aferin başkanım. Ne yapmamayı emredersiniz? Lan neyini emrediyorum ben? Emrettiğini emrettim zaten. Ne yapıyorsun orada? Devam gibi. Konan önden de ayrılma sakın. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bana hemen bildir. Emredersiniz başkanım. Ay insanın ömrü uzar bu evde be. Manzara kötü öyle bir şey. Bak bak doyamıyor yani insan. Ya bazen ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Bazen böyle çocuklar hep bir ağızdan alazan o zaman. Anne 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 diye peşinden koşturuyorlar da deliriyorum. Allah'ım diyordum ya, böyle bir hafta bir yer olsa da.